Merhabalar sevgili meslektaşlarım. Smile Designer App Laboratuvar iş akışı konulu webinarı sunacağım. Öncelikle salgın tehdidi altında olduğumuz şu günlerde hastalarımıza şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza da yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Dikkat edeceğiz. Bu süreyi evlerimizde geçirmeye çalışacağız. Umarım en kısa zamanda rutin hayatlarımıza, sıkıcı dediğimiz rutin hayatlarımıza geri dönebiliriz. Öncelikle ben kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Doktor Adnan Köse, lisans ve uzmanlık eğitimimi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi'nde gerçekleştirdim. Uzmanlığım protetik diş tedavisi. Bir yaklaşık 4-5 ay önce de bu Smile Design Rep programıyla karşılaştım. Bundan önce de bu program olmasa da bu tarz programlar kullandım ya da bu tarz olmayan bizim diş hekimliğine adapte ettiğimiz programlarla kullandım. O yüzden ne beni bunu kullanmayı itti ya da ne gibi avantajlarını kullanıyorum? Sadece laboratuvarla anlaşma yolunda değil, aslında hastaları anlamak adına da nelerini kullanıyorum? Bunlarla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Klasik iş akışımızda neler var bizim? Sağda görmüş olduğunuz laboratuvar iş kağıdı benim çalıştığım laboratuvarlardan birinin, şu an halen çalışmakta olduğum laboratuvarlardan birinin iş kağıdı. Burada yeteri kadar veri tabii ki de aktaramıyoruz. Ama aktarmaya çalışıyoruz aslında rutinde. Burada yetersiz bilgiler var, görsel yok, tasarım, üçgen, kare ve yuvarlak olmak üzere 3 tane tasarım şeklimiz var, bay ve bayan. Zaten iş kağıdı gidip geldiğinde, ıslandığında bay isimleri bayana dönüyor yavaş yavaş. Yani üzerine aldığımız notlar da çoğu zaman hem okunmuyor hem de silinebiliyor. Hastamızın burada yüz analizi yok. Anatomik çizgileri yok, şekil ve form bilgisi az. Bu sebeple de hata payımız yüksek ve provalarımızın uzun sürmesi, repete ihtimalinin artması yani olağan dışı değil. Bunlar olağan şeyler. Klasik iş akışımızda maalesef bu kağıtlarda yeterli bilgi aktarımımız yok. Aslında bizim hastayı analiz etme kısmımızda da eksiklik var ki laboratuvar aktarmaya kısmında eksikliğimizi görüyoruz ama hastayı anlama, gerçekten onu bize anlatma kısmında da bazı şeyler kullanmamız gerekiyor. Ben rutin iş hayatımda şöyle yapmaya çalışıyorum. Bir yapılan bir çalışma vardı. Facebook'ta bir grupta da yayınlanmıştı hatta. Yaklaşık hastaları araya girmeden 11-12 saniye gibi bir süre dinleyebiliyormuşuz. Ben artık böyle bunu okuduğumdan beri yaklaşık 1-1,5 yıldır hastalarımızın sözü bitene kadar onları dinlemeye çalışıyorum. Çünkü müdahale ettiğimizde aslında bir yandan da yönlendirmiş oluyoruz. Hani şu mu vardı, şunu mu demek istediğiniz gibi araya girmelerle belki de doğru olmayan yerlere yönlendirme yapmış olabiliyoruz. Hastamın kendi rahat izah edebilmesi açısından bunu artık ona izin veriyorum. Sonrası tabii yardımcı şeylerle de aslında net ne anladığını anlatmak istediğini anlamamız ve bunu laboratuvara aktarmamız gerekiyor. Aslında bu bir bileşke. Hastamızın isteği, bizim yapabileceklerimiz, laboratuvarımızın elinden gelenler, bu üçünün aynı noktada birleştiği kısım başarıdır. Yoksa hasta çok yüksek beklentilerle olabilir. Biz yapacağız diyebiliriz ama laboratuvarımız yapamaz. Ya da hastanın anlamadığımız ve gerçekçi olmayan isteklerine anlayamadığımız veya aktaramadığımız için de yapabiliriz deyip sonunda hüsranla karşılaşabiliriz. Hatta kendi bir hastamdan örnek vermek istiyorum. Yakın zamanda beyaz atma ile ilgili bize gelmişti. Hani beyaz atma istediğini. Ben de hani bunu yaptık, gerçekleştirdik. Önce sonrası fotoğrafları böyle ciddi anlamda alan, hatta kalibrasyon olsun diye renk skalaları alan biriyim. Özellikle estetik konularda hata payı var mı yok mu ya da hastamızın buna ikna olması açısından bunları yapıyorum. Beyaz atmayı yaptık, gayet güzel bir sonuç aldık. Şu an hatırlamıyorum hangi renkten hangi renge döndüğünü ama yaklaşık bir 2 hafta sonra işte diğer dolgularla ilgili devam etmek için geldiğinde ben beyaz atmadan hiç memnun kalmadım dedi. Hani birden aklımıza tabii burada ne gibi soru işaretleri geliyor. Hani acaba beyaz atma geri mi döndü? Acaba hastamız bu sürede dikkat etmesi gereken şeylere dikkat mi etmedi? İşte sorduğumda ve oturtup muayene ettiğimde
Dişlerimin beyazlığı geri dönmedi. Dişlerim beyazladı. Onunla ilgili bir sıkıntım yok. Beyazlama hissiyatını aslında ben istediğimi zannediyormuşum ama istemiyormuşum. Beyaz dişlerimin beyazlamasını sanki farklı biri ne bakıyorum aynaya baktığımda dedi. Yani aslında kendi isteğini dahi bilmeyen bazı hasta gruplarımız olabiliyor. O yüzden net bir şekilde onları anlamalı ve ona göre tedavi yoluna geçmeliyiz. Ben 2014 yıllarında sanırım bu listeyi yapmıştım. Benim kendi hazırladığım bir listem. Hastalarımızı muayene ediyoruz. Ama muayene ederken o anda işte neleri analiz edebiliyoruz ya da neler aklımızda kalıyor. O zaman da fotoğraf vesaire çekmediğim bir dönemdi. Daha sonra başlamıştım. Fotoğraf makinem o zaman yoktu. Burada hani hastamızın mevcut durumunu analiz etme, onların sıkıntılarını gerçekten anlama adına böyle bir liste hazırladım. Aynı yıl zaten Mauro Ferradani'nin de bir kitabında, Estetik Analizler kitabında da kitabı da çıktı. Buraya da oradan eklemeler yapmıştım. Az sonra onun formlarını da göstereceğim zaten. Burada işte bazı sorular hastamızın mevcut durumunu anlamak için görseller olmadan da belki bayağı bir yardımcı olmuştu o dönem ama yani bu analiz ve tasarım için dijital veya analog önemli değil. Tasarım için hastamıza yaptığımız bir tasarım için doküman gerekliliği aslında ihtiyaçtan doğdu. Sevgin Bey'in de buna başlama süreci o şekilde. Hani mevcut durumu analiz edip tedavi edeceğimiz ya da edemeyeceğimiz kısımları anlamak adına bu tarz bir checklist hazırlamıştım kendim. Dediğim gibi estetik kontrol listesi ve laboratuvar kontrol listesi olarak yani hastanın muayenesi ve laboratuvara aktarım olarak Mauro Ferradani de çok güzel bir checklist hazırladı. Bir dönem kullandım. Orada çalıştığım dönemde yine 2014-15'li yıllarda sanırım. Bir dönem kullandım. Faydasını da gördüm. Çok ayrıntılı bir checklist. Ama artık şu an mevcut şartlarımızda bir 15-20 saniyelik bir videoyla ya da bir 3-5 kare fotoğrafla bu ayrıntılı analiz testlerinin hepsinin yaptıklarını yapabiliyoruz. Sadece dediğim gibi kısa videolarla veya birkaç fotoğrafla. Burada yine hastamızın hatta Mauro Ferradani'nin videolarında da şöyle bir şey görmüştüm. Kliniğinde daha önceki tedavi ettiği veya etmediği fotoğrafları bulunan hastalardan gelen hastaların seçmesini istiyordu. Yani nasıl bir görüş istiyorsunuz ya da istediğiniz diş şekli, diş formu, diş dudak ilişkisi nasıl diye karışık fotoğraflar arasından baskılar yapılmış fotoğraflar arasından hastasına seçtiriyordu. Bu da güzel bir yöntem. Yani olabiliteleri, olamazları konuşulabilir üzerinde. Ama dediğim gibi ciddi bir süreç bu. Bu ne bu formları doldurmak belki hastayı tedavi etmekten daha uzun sürüyordu o dönem benim için de. Tabii bunların içinde neler var? İşte dentolabiyal analizler, işte gülme hattı, gülme genişliği, bukal koridor, karanlık alanlar. Hani bizim hastaya tek bir bakışımızda aklımızda kalamayacak birçok şey aslında bu formlarda. İşte gülüş ters mi, dudağı, alt dudağı takip ediyor mu? Alt dişler, alt dudak üst dişleri örtüyor mu? Bir sürü analiz var burada aslında. Göz önünde bulundurmamız gereken. Sadece ölçü al, laboratuvara gönder. İşte ne yapıyorsa yapsın bize gönder. Yeterli olmuyor burada. Laboratuvardan isteklerimizi de gönderebileceğimiz formlarda burada da görüyorsunuz hani bir diş için uzat, kısalt, daralt, genişlet, hangi yönde bukal mi, lingual mi, labial mi, palatinal mi? Çoğu zaman sizin de başınıza geliyordur. Hani 1 milim uzasın gelsin dediğimiz provalar 2 milim kısalıp gelebilir ya da tam tersi olabilir. Hani çok göreceli ve hani hangi bölgeden nasıl yapılması gerektiğini laboratuvara belki sözel olarak yeterince aktaramıyoruz. Ya da dokümantasyon olarak diyeyim yeterince aktaramıyoruz. O yüzden görsel olarak aktarmakta her zaman için fayda var. Hani bunları tek tek doldurduğunuzu düşünün her bir işlem için ciddi anlamda süre olarak uzun sürecektir. Dijital iş akışının bize ne gibi avantajları var? Bir kere ölçebiliyoruz. Smile Design Rep programının içinde de Elif Hanım'ın da bahsettiği cetveller, kalibre edilerek cetveller kullanarak yani
Kaç milimlik santrallerimiz var? Nereye uzatmak istiyoruz? Ne kadar genişletmek istiyoruz? Ne kadar daraltmak istiyoruz? Veya alt fotoğrafta gördüğünüz gibi çizgisel olarak dişlerin nereye kadar yapmamız gerekiyor? Bunun işte yumuşak doku cerrahisini ne kadar yapmamız gerekiyor? Hani bununla ilgili olabiliteleri ya da olamazları hastayla görüşmek, konuşmak anlamında da bu bize ciddi avantajlar sağlıyor. Şekil ve form olarak bir sürü farklı formda dişler var. Bunlardan birini tercih edebiliyoruz. Hastamızın dudak analizi, gülüş analizini ve her zaman için bunlar kayıtlı kalıyor. En büyük belki avantajı da o. Çoğumuz yine başına gelmiştir. Hani çok güzel bitirdiğimiz bir iş var. Bir dolgu da olabilir, basit bir dolgu da olabilir. Ben o güzel dolguları çektiğimde de bunu fark ediyorum bazen. Fotoğrafını çektik, ekranda büyüttük ve hani bir çıkıntı ya da bir hoşumuza gitmeyen bir asimetri mutlaka fark ediyoruz. Yani dijital iş akışının fotoğraflama kısmı aslında bize kendimizi otokontrol yapıp belki düzeltme yolunda işte yaptığımız yanlışlar varsa veya daha iyi analiz etme yolunda da ciddi avantaj sağlıyor dijital iş akışı. Hastanın beklentisini anlamak da aslında burada bize faydası olan bir diğer kısım. Ben aslında bu programla ilk kullanmaya başladığımda hastalarımla paylaşarak kullanmadım. Bunu ben kendim hani bir deneysel yolla, evet ben bu hastamıza işte şu tasarımı yapacağım. Laboratuvara bunu planlayayım, laboratuvara göndereyim. Gelen işle gönderdiğim iş arasındaki farklar neler kısmında kullandım. İkincisi total mumlu provalarda dikey boyut aldıktan sonra diş genişliklerini, diş formları için kullandım. Metal provalarda çok fazla kullandım. Özellikle o güzel kantı olan bir hastamda ilk hastalarımdan biri olabilir hatta programı kullandığım. Onun da fotoğrafları var az sonra. Dentin provada biliyorum ki hatalı gelecek. O yüzden metal provada fotoğrafı alıp metal prova sonrasında teknisyene hangi uzunlukta, hangi işte genişlikte dentin porselen çiğnemesi gerektiğini aktardım ve gelen işle karşılaştırmalarını yaptım. Benim arka planda hastalara göstermeden yani böyle sadece estetik amaçlı değil, fonksiyon olarak kullanmaya başladığım programı sonrasında evet hastalara da ben tasarımımızı şöyle şu şekil yapıyorum ya da yapalım ya da yapmıştım gibi söylemeye ve daha sonrasında hastalarla ilk defa birlikte kullanmaya başladım. Yani arka planda önce ben bir kendim güven oluştuktan sonra programı kullanmaya başladım. O yüzden hasta beklentisini anlayıp laboratuvarla bu isteklerin gerçekleşip gerçekleşmemesi adına da dijital iş akışı önemli bir yer tutuyor. Prova süremiz tabii ki de ne istediğimizi daha rahat anlattığımızda kısalıyor, repeat ihtimalimiz de azalıyor. Yani biz bu program hani şöyle sorular geldi arkadaşlarımdan, yakın arkadaşlarımdan, meslektaşlarımdan da böyle sorular geliyor. Ya bunu ne kadar gerçeğe işte dönüştürebiliyorsun? Hani bunu kullanmak işte sakıncalı değil mi? Ben de onlara şunu soruyorum. Peki siz şu an laboratuvarla nasıl anlaşıyorsunuz? Yani onun eline yatkın olduğu bir iş var, onu yapıp gönderiyor. Hani hiçbir ona veri aktarmıyoruz. Belki hastanın önceki fotoğraflarını atıyoruzdur ama biz şu an bu programlar olmadan tamamen hani teknisyenine bir ölçü gönderdik. Gelen iş üzerinde evet işte düzenlemeler yapıp bitiriyoruz. Yani bundansa bu tarz programlarla Smile Designer yapılır, başka programlar olur. Bu tarz dijital iş akışı olan programlarla hani bilinmeyeni bilinir hale getirip, görünür hale getirip ne istediğimizi görsellerle de anlatmak hani onların da cevabı o oluyor genelde. Evet, hani bu açıdan baktığımızda mutlaka faydasını göreceksiniz ya da görüyorlardır. Dijital iş akışında bize neler gerekiyor? Hastamıza öncesi fotoğrafları gerekiyor. Öncesi fotoğrafları üzerinde kalibre edilmiş cetveller kullanarak laboratuvara biz tasarladığımız dişlerin boylarını, genişliklerini gönderebiliriz. Veya kendimiz adına bu fotoğraflar üzerinden cetvellerle, o kalibre edilmiş cetvellerle yumuşak doku için bir cerrahi planlıyorsak ne kadar olması gerektiğini kendimiz yapıyorsak kendimiz yapmıyorsak da meslektaşlarımıza işte periodontoloji ya da cerrahi uzmanı arkadaşlarımıza yönlendirebiliriz. Fotoğraflar ve daha sonrasında da eğer dijital çalışıyorsak, dijital analog çalışıyorsak da bir manuel analog alınmış bir ölçüyle asimetrik
aslında dijital iş akışını başlatmış oluyoruz. Biraz daha ileri seviyede neler kullanabiliriz? Daha detaylı fotoğraflar alınabilir. Belki kesim sonrası fotoğraflar alınabilir. Preparasyon sonrası fotoğraflar. Yine STL datalarla bizim tasarladığımız dişlerin STL formları mevcut kütüphanelerde de var zaten karşılıkları. Hani bizde KK denilen başka bir programda işte farklı isimlerle adlandırılıyor. Bunlar 8 tane belirli diş formları var. STL datalarını alıp işte 3 boyutlu modellerde birleştirmeler yapılabilir. Veya da işte dijital iş akışında dijital diş hekimliğinin de ilerlediği noktalardan biri olan işte dijital oklüzyon kaydı, yüz arkı, bazen hatta hareketleri bile gerçekleştirebiliyoruz dijital ortamlarda. Ya da ileri seviyede bu tarz gereksinimler olabilir. Hangi vakalarda çalışabiliriz? Dediğim gibi sadece hani estetik şeyler, işte sadece lamina tasarımında ya da sadece ön bölge diş tasarımında yapılan şeyler değil. Dediğim gibi total dişli provada da bunları gerçekleştirebiliyoruz. Ben ciddi anlamda kullandım. Dişlerin incisal uzunlukların nerede bitmesi gerektiği ile alakalı da. Çünkü biz total dişli provada ne gönderiyoruz laboratuvara? Orta hattan simant spatülle çizilmiş bir çizgi. Varsa bir işte dudağın çizgisi ama dudağın hangi pozisyonda çizgisi? Hani gülerken simant spatülle ittiriyor muyuz o çizgiyi? Ya da işte kaninlerin ortalarından geçen işte burun kanatlarının çizgileri gibi aslında çok kısıtlı ve mum gibi yumuşak oynayabilen şeyler üzerinde biz bunları gönderiyoruz şu ana kadar. Yani dijital iş akışında Smile Design App'te yani bunu ciddi anlamda kullanıyorum dediğim gibi. Özellikle metal provalarda kullanmaya başladım. Çünkü özellikle implant üstü durumlarda üst full vaka diyelim ya da alt full vaka implantlarımızın yerleri işte ön bölgede implantlarımız yoksa ya da ön bölgede var olsa bile direkt o dişin alt kısmında bazen olamayabiliyor. Hatta çoğu zaman olamayabiliyor. Kemiğin ufak tefek düzenlemeleri gerektiği durumlarda da. Yani metal provada genellikle orta hatta bir sapma mutlaka implant üstü full vakalarda görüyoruz. Dediğim gibi hani o güzel kantı olan diş üstü işlemlerde de yine metal provalarda dentinin olması gereken yeri işaretlemek adına da olabilir. Altyapı provalarda yine zirkonya altyapı provalarda yine dentin prova yaptık. Dentin provada istediğimiz gibi değil. Ne istediğimizi, nasıl istediğimizi, nerenin ne kadar uzaması ya da nerenin ne kadar kısalması ya da nerenin yuvarlaklaşmasını istediğimiz durumları aktarmak adına Smile Designer App'i kullanabiliyoruz. Ben hakikaten dediğim gibi normal klasik günlük işlemlerimde de kullanıyorum. Sadece hastaya başta bir tasarım yapıp sonra bitirme şeklinde değil. Bununla ilgili birkaç örnek vakam olacak. Onları bir baştan sona birlikte değerlendireceğiz. Bu hastamızın üstte eski tek parça metal seramikleri vardı. Yaklaşık bir 15-16 yıldır kullanıyordu sanırım. Bunların değişimi için geldi ve aslında krom boyları kısa gibi gözükse de hani insizelden uzatma yolunda tedirginliklerim vardı. O yüzden tasarım yapmak istedim. Yani uzun kronlar evet gerekiyor. Hastanın çok kare dişleri var ama bunu diş eti yolunda ilerletme yolunu düşündüm. Fotoğraf da hatta diş eti operasyonu sonrası bir fotoğraf. Diş eti operasyonu da yine Smile Designer App ile dişleri yerleştirip tek tek her dişin zenit noktasında ekran görüntüsü alıp oraları ağızda işte kalemle çizip diş eti zenit noktalarını belirleyip bu şekilde ilerlediğim bir vaka oldu. Asi durumumuz da bu şekilde. Neler yaptık? Bununla ilgili bir tasarımı baştan sona hızlandırmadan birlikte bir yapalım. Fotoğrafları hazır yüklendi. Şimdi öncelikle gülüşü bu çelyon noktalarının arasına yerleştiriyoruz. Çok iyi fotoğraf çekmemizin avantajı burada doğal görünen dişler olacak. Öncelikle incisal çizginin incisal bitim sınırını yerleştirdik ve şu an pupiller arası mesafeyi ve düzlemi belirleyerek diş tasarımlarına geçtik. Fotoğrafı yakınlaştırıyoruz. Dudak hattının işaretlenmesi. Bu hastada aslında bir gummy smile var. Dudak hattı çizmesek de olur ama yine de göstermiş de olalım. Tasarım yapacağımız dişlerin çizgisel formları geliyor.
Biz az sonra büyüklüklerinde ayarlamalarını yapacağız. Kaç diş tasarlayacaksak o kadar dişi işaretliyoruz. Dişlerin formlarını büyütüyoruz çünkü bu hastamıza henüz yeterli genişlikte ve büyüklükte değil. Genişlettik dişlerimizi. İnsar olarak da uzunluklarını ayarladık. Sonradan bu insel hattı istediğimiz gibi oynatıp dişleri yukarı ya da aşağı alabiliyoruz. Bu da tek tek manuel olarak dişlerin yerlerini ayarlamak için oluşturulmuş bir segme. Burada mesela fark etmişsinizdir ikinci bölgedeki kanin dişi mezodistal olarak çok daha geniş bir alana sahip. Simetrik durumda dar kalabiliyor. O yüzden tek başına onu genişletiyoruz. Bakın basılı tutarak o ekrandaki butona. Evet. Onu genişlettik. Biraz daha. 4 ve 5 numaraları da yerlerini ayarlayıp. Lateral dişin yerini ayarladık. Yine simetrik lateral. Kanin dişi bakın simetrine göre daha dar. Evet, formları ayarladıktan sonra 3 boyutluya basarak genelde devam ediyorum ben. Aradaki diş genişletme kısımlarını bir es geçiyorum. Çünkü bu tarz 3 boyutlu görselde ne kadar geniş ne kadar dar daha iyi anlayabiliyoruz. Bakın şu anda bile hastanın yüzünde yapay durmayan bir görüntü oluştu. Diş eti maskesini de seçtik burada. Diş eti maskesinde farklı renkleri var. Burada hastamızın daha açık renk bir diş eti rengi olduğu için. Biraz daha yukarı aldık dişlerimizi. Bu vakada en uzun süren vakalardan olabilir. Artık bu kadar bundan daha kısa sürede de gerçekleştirebiliriz. Bir yüz analizi yapıp hangi formda dişler yüze daha uygun olacak? Aslında bir ona da bakacağız şimdi. Evet. Yuvarlak, dikdörtgen, üçgen, elips formda. Hastamızla bunların hepsini karşılıklı görebiliyoruz. Meslek analizinde de farklı formlarda dişler var. Hangisinin daha uygun olacağına göre seçimlerimizi yapacağız. Yani bu da hastamızın hangi mesleği yaptığı değil de hangi diş formu daha uygun olacak şeklinde yapabiliriz. Burada bakın diş etileri hastanın çok yuvarlak değil daha düz formda olduğu için bu tasarım biraz daha iyi oldu. Yine ufak tefek düzenlemeler. Bunları niye yapıyoruz aslında? Alttaki dişi komple silebiliriz. Bu düzenlemeleri gerçeğe uygun olması açısından dişlerin insel boyutu, kole boyutu daha uygun olması açısından sürekli bir tek diş tek diş ben biraz daha fazlaca düzeltiyorum. Tasarımı bize önerdiğinin dışında. Biraz daha hafifçe diş etlerinde yine diş eti maskesinin biraz daha bulanıklaştırdık. Diş renklerini buradan oynayabiliyoruz. Hafif sarı, bakın sarı kırmızı daha da tonlar artıyor. Çok ufak ufak düzenlemeleri yine gerçekleştirip devam edeceğiz. Sağ sol kaninler farklı. Şimdi artık fotoğrafı biraz uzaktan bakıp diş renklerini hafif sanki biraz koyu oldu. Biraz rengi açıp bir önce sonrası olarak bakacağız. Hastamızın asıl etkileme diye tabir edersek etkilendiği kısım burası zaten. Sanki tedavisi bitmiş gibi davranabiliyor burada önce sonrası fotoğrafları gösterdiğimizde. Bu
2 boyutlu render görüntüsünün çok doğal olmasının avantajını ciddi anlamda gördüm ben. Çünkü bazen çok iyi fotoğraf çekmediğim durumlarda, yine programı kullansam da çok iyi fotoğraf çekmediğim durumlarda hastamızın hoşuna gitmeyen bir görüntü çıkıyor. Yapay bir görüntü biraz daha. Hele ki hani alternatif başka programlarda da yine çok doğal olmadığı zaman hasta sanki onu ona yapacakmışız gibi düşünebiliyor. 3 boyutlu tasarımlar için de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi burada biraz daha yüz oranlarını, bu işte altın oran diye bahsedilen şeyler aslında yüz oranlarını bakıyoruz. İşte çelyon alara noktaları, işte mentale, subnazel, işte alnın başladığı yeri. Hani buraları da hastamızda doğru yerleri uyguladığımızda yine böyle dişlerde ufak ufak kaymalar olabiliyor. Dediğim gibi bu aşamada evet güzel görünmesi bir istediğimiz bir şey ama gerçeğe uyarlayabilmemiz adına da bu düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Yine 4 numaralı ayarımızı yaptık. Santrenimizi de yaptık biraz. Biraz iç içe girdi dişler çünkü. Evet. Şimdi öncesi sonrası yaptığımızda bütün dişlerin tasarlamamızda hangi dişleri istediğimiz, sol üstte bakın EK, 2M2, G1 gibi hem diş rengi hem de hangi modeli, erkek kare modeli mesela bu bizdeki ismi. Farklı kütüphanelerde karşılıkları var. Dediğim gibi işte Elur'da S3, Detir, Şeyh Kütüphanesi'ndeki başka bir şey gibi farklı isimleri var. Oralardan bu diş formuna karşılık gelen STL data kullanarak 3 boyutlu tasarımı yapabiliyoruz. Bu hastamızın öncesi tasarım yaptığımız ve bitim hali olmak üzere 3 şekilde fotoğraflarını ben bunu genelde yine masa üstünde bulunduruyorum. Hastalarımız geldiğinde bu tarz tasarımla acaba sonunda benzer işlemler olacak mı dediklerinde bu tarz böyle birkaç bakanın fotoğraflarını farklı farklı bulundurmaya çalışıyorum ki genelde bitim hali tabii ki de daha doğal olduğu için parlaklığı daha iyi olduğu için daha güzel oluyor ve hastalarımıza da evet hani sonunda yapabildiğimiz işlem de tasarladığımızla %80-90 benzerlik gösteriyor diyebiliyoruz. Burada bu tasarım yaptığımız hali ve tasarımın gerçeğe dönmüş hali. Bir örnek vakamız daha var. Onu biraz daha kısa tutacağım. Yine bu da eski metal seramikleri olan bir hastamız. Üste aslında kanal tedavileri sebebiyle başladığımız bir işlemdi. Hani ben ya bir tasarımım var, bunu yapalım deyip ikna ettiğim bir hasta oldu bu da. Dediğim gibi aslında bu üstte kanikanin arası dişlerin, kanin 4 numarası arasındaki dişlerin hepsine kanal tedavilerini gerçekleştirdim. Daha sonrasında hani bu metal seramikleri değiştirsek mi kısmında ikna ettiğim bir hastamız oldu. Bunu da zaten yayınlamıştık. Oradan da yine dişlerimizi seçtik. Dudak hattımızı yerine koyduk. Hızlandırılmış bir video. Yine bu silgi aracıyla dudak üzerini değiştirebiliriz. Alt kısmında da silmeler yapabiliyoruz. Çok aşırı kullanmıyorum ama yüz analizinde hastamız zaten çok biraz daha köşeli yüz hatlarına sahip olan bir hastamız. O yüzden kare modellerin üzerinden gittik hep. Santralleri biraz kısalttık. Onları özellikle çok fazla uzatmak istemediğini söylemişti. Aslında mevcut durumun diş formlarına yakın bir şeyler yaptık ama sonuçta onun da bizim de çok beğendiğimiz bir diş oldu. Burada hastamıza o tasarımı yaptıktan sonra kısacık öncesi sonrası sekmesiyle Smile Design Rep programında önce böyle bir önce sonrası modu var. Bunu teknisyene gönderirken de kullanabiliyoruz. Hastalarımıza göstermek için de ben bunu kullanmaya çalışıyorum. Bu da tamamladığımız dişler.
Bizim tasarladığımız dişlere %80, %90 oranında benzerlik gösteren bir diş modeli. Provalarda da kullanıyorum demiştim. Bu basit telefonla alınmış bir fotoğraf üzerinden teknisyene işte şöyle yapalım dediğim bir işlemdi. Hastamızın zaten bir negatif bir durumu söz konusuydu installer arasında. Kanin-lateral ilişkileri normal. Sağ üst fotoğrafta görüyorsunuz. Ama ön santraller biraz daha üst dişlerle tetetet hatta biraz içeri kalmış formdaydı. Kesim yapıp gönderdiğimde gelen metalde sol alt fotoğrafta fark ediyorsunuzdur. Üstteki formun aynısı aktarılmış durumda. Yani bir işte bunların metallerini uzatalım. Çünkü bu normal bir durum değil. Dentinde biz bunları uzun yapacağız gibi bir şey. Düşünülmeden sadece üzerine eşit kalınlıkta bir metal yapılarak işte kanin üzerine eşit, lateral üzerine eşit, santral üzerine eşit metal yapılarak yine bana o negatif görüntünün alt dudağı takip eden değil de tam tersi görüntünün aynısı geri gelmiş oldu. Ben de bunun üzerine yine bir fotoğraf alarak bu metal provada aldığım fotoğraf üzerinde aslında bitim hallerinin nasıl olmasını istiyorum. Böyle bir yarım fotoğraf göndermek laboratuvara çok faydalı oluyor bu anlamda. Santral uzunlukların ne kadar olmasını istiyorum, lateral uzunluğun ne kadar olmasını istiyorum ve ne kadar bazı yerlere belki ilave yapması gerekiyor. Onu da göstermiş oluyorum. Bir vakayla da baştan sona anlatımlı şekilde laboratuvar aşamasında işin içine alan şekilde webinarı sonlandıracağız. Şimdi burada soldaki fotoğrafı görüyorsunuz. Sağdaki bitim hali. Diş etleri çok iyi durumda olmayan bir hastamızdı bu. Laminalar, daha doğrusu tam kronlar daha önce yapılmış imeksine. Ön santraller sonradan değişmiş. Daha uzun yapılmış artık o zaman hasta isteğin dolayısıyla mı yoksa bu şekil mi ikna yoluna gidildi ya da hani bu şekil tasarımı hasta o zaman mı kabul etti onu bilmiyoruz ama hastamız şu an ondan şikayetçi olduğunu, yani ön santrallerinin, ön dişlerinin çok uzun olduğunu, hoşuna gitmediğini söyledi. Tabii ki de diş eti iyileşmesi beklememiz gereken bir vaka. Evet, bir de aslında tehlikeli bir hasta, daha önce tedavisi yapılmış, memnun olmayan, estetik olarak memnun olmayan bir hasta. Yani yaptığımız her şeyi kabul edecek durumda olan hastalardan biri değil. Biraz belki inceleyip sık dokuyacak olan hastalardan biriydi. Biz de baştan sona tasarımlarımızı yapıp, tasarımlarımızdan geçici dişler yapıp diş eti iyileşmesini bu geçici dişlerle gerçekleştirip hem yaptığımız diş tasarımlarının hastanın kabulüne bırakma yoluna gitmiş olduk hem de diş eti iyileşmesini tamamlamış olduk bu geçicilerle. Öncelikle bir hani ekartörlü fotoğrafta alabilirsiniz. Dediğim gibi kanin kanin arası bir yenilenme gerekiyor. Yaptığımız tasarımlarda evet santral dişler biraz uzun ama lateral dişler de tam tersi buna göre biraz kısa kaldığını fark ettik. Hani çok az bir santrallerimizi uzatacağız. Diş etleri çok ödemli. Şu an birebir aslında yansıtmayacaktır sonucuda. Diş etlerinin ödemini geçmesi için geçici dişlerde mevcut şekilde yapılacak. Belirlediğimiz üzere cetvelleri de kullanarak dişleri ne kadar uzatmamız gerekiyor, ne kadar kısaltmamız gerekiyor. Bunları da göstermiş olduk. Kaninler belki biraz daha dar göstermek adına mezeline doğru ilavelerimizi yapacağız. Yeni yapacağımız dişlerde. Bu tarz tasarımlarla laboratuvara bunları göstermiş oluyoruz. Göndererek aslında birçok mevcut sıkıntı ne, biz yeni dişlerde ne istiyoruz gibi şeylerle aktarım yapmış oluyoruz. Bu hastamıza tercih ettiğimiz diş modeli Elur DS3 diş modeli olarak geçiyor kütüphanelerde. Hani bizdeki karşılığı KK2M2 rengi ve işte kadın kare modeli olarak geçiyor. Bu hastamızın manuel olarak aldığımız ölçülerini laboratuvar tarayıcılarında tarandı. Ve üzerine direkt 3D printer'dan hem geçici dişler hem model 3D printer'dan üretildi. Bu istediğimiz modellerle birlikte. Bu nasıl yapılıyor? Biz ölçümüzü aldık, laboratuvara gönderdik. Laboratuvar bunu taradı ve sanal ortamda bir model elde edildi. Bu bizim KK dediğimiz modelin karşılığı olan Elur DS3 kütüphanelerden,
Tabii ücretsiz mesh mikser yazılımlarıyla olabilir ya da ExoCAD gibi yazılımlarla da olabilir. Bunlar 3 boyutlu olarak taranan dişlerin üzerine oturtuluyor. Daha sonra da üretim kısmına geçiliyor. Biz bu geçici dişleri de bu formda yapmak istedik ki hastamızın kalıcı dişlere geçmeden önce istediğimiz uzunluklar, istediğimiz tasarım bu mudur, değil midir? Bunları anlayabilmek adına. Çünkü ola ki yine emin olmadığımız ya da karşılıklı olarak netleşmediğimiz bir durum olursa henüz bir şey üretmedik. Sadece geçici dişlerde bu düzenlemeleri yapabiliriz. Belki tekrardan bir çıktı da alabiliriz. Laboratuvarda aslında bizim bu programımızın içindeki renk azaltma, artırma özellikleriyle hani hangi bölgelere ne kadar işte dentin, işte insizal şeffaflıklar nerede, işte koleler daha mı kırmızı, daha mı az, daha fazla ilave etmesi gerekiyor. Bunu da görebiliyor. Laboratuvar kısmında da o yüzden bize faydaları var bu Smile Design Lab kısmının, yazılımının. Bu görsele göre laboratuvar işte dentinini işleyebiliyor. İşte kolelerine işte ne kadar sarı yapacak, kırmızı yapacak veya insizal şeffaflığı. Çünkü biz programın içinde rengi de seçmiş oluyoruz. Tabii ki de çok ideal sıcaklıklarda bir fotoğraf aldıysak birebire yakın neredeyse sonuç veriyor. Çünkü programın içindeki bu diş formları, hazır olan diş formları zaten gerçek hastalardan alınmış fotoğraflar üzerinden kopartılmış görüntüler. O yüzden gerçeğe yakın bir görüntü alabiliyoruz. Aynı oranlarda fotoğrafımızı çekmiş olursak. Evet, burada da hastamızın bitim fotoğraflarını görüyoruz. Geçici dişlerimizle diş etlerinin iyileşmesi gereken süreyi geçirdik. Bu sürede hem diş etlerinin sağlığa kavuşmasını sağlamış olduk, hem de tasarım yaptığımız formları hastamıza denettirmiş de olduk bir nevi. Ve sonrasında cam seramik restorasyonlarla hastamızı teslim ederek tedavi tamamlamış olduk. Biz bu tarz programları dediğim gibi benim daha çok klinik pratiğimde her uygulamada kullanıyorum. Altyapı provalarda, işte mumlu provalarda, estetik işlemlerde. Bundan önce ne yapıyordum aslında? Bu tarz programlar kullanmadan da ihtiyaç duyduğumuzu siz de fark ediyorsunuzdur. Hastamız geldi bizden bir tasarım istediğinde ya ölçü üzerinden bir manuel bir WhatsApp yaptırıyordum. Ya da dijital bir tasarım istiyorsa eğer hastamız veya ona göstermek istiyorsam da diş eti oynamalarını çünkü mock-up'ta, WhatsApp'ta gösteremiyoruz. Hastamızın fotoğraflarını alıp dijital olmayan yazılım programlarında Photoshop gibi bu da tasarımlar yapmaya çalışıyorduk ama bu aynı gün içerisinde tabii ki genelde olmuyordu. Belki gece boyu uğraştıran hatta bunun için yardımlar aldığım zamanlar da çoğu zaman yardım alıyordum öyle söyleyeyim. Ve bir tasarım yaptım. Geldim işte hastamıza ertesi gün diyelim ki geri geldi hastamız. Bunu gösterdik. Memnun olursa ne ala ama memnun olmayıp da ya bu şu dişlerim daha uzun olsa ya da daha kısa olsa gibi isteklerde bulunduğunda ha evet tamam onları da yarına yapalım getirelim gibi söyleyebiliyorduk bazı zamanlarda. Dediğim gibi bu program ciddi anlamda basit bir program. Yaklaşık bir 3-4 dakikada, 5 dakikada elinizdeki vakada ne gibi tasarımlarla, ne gibi güzellikler olacak ya da sınırlarınız neler? Bunları bilmek adına kullanabileceğiniz bir program. Faydalı olduğunu ben kendim gözlemleyip daha sonra kullanımımı artırdım. Umarım sizlerin de deneme fırsatı olur. En azından demoları kullanarak geri dönüşlerde bulunabilirsiniz. Yine sorularınız olursa sosyal medya hesabından ya da burada sağ tarafta bulunan soru cevap bölümünden de sorularınızı aktarabilirsiniz bizlere. Faydalı bir webinar olmuştur umarım sizlere de. En kısa zamanda klinik rutinimize dönmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.